Presonus Audiobox ses kartı var. Bunun bir de benim şu anda da kullandığım Focusrite'ın Scarlett serisinin ses kartları var. Bunlar birbirine benzer fiyatlarda zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 500-600 TL aralığındaydı bunların fiyatları. Satış fiyatı? Havale ile. Havale ile almış. Havale ile almış. 1054.74 kuruş. Evet dövizin ülkemizdeki kontrol edilemez yükselişine kaynaklı aslında ve alınabilir bir konumuz şu kurabileceğiniz en ucuz ev stüdyosu setiyle yapılan bir kayıttan bahsedeceğim ve bu ev stüdyosu setinin parçalarından bahsedeceğim size. Sanırım 2 Eylül 2018 ve dolar aldı başını gidiyor. O yüzden özellikle müzikal enstrüman ya da kayıt ekipmanı almak çok çok zorlaştı. Daha ucuz ne yapabiliriz? Bir söylemek istediğim konu da şu. Bu konuda çok şanssız bir ülkede yaşıyoruz. Dolar, döviz kuru, euro, dolar hatta sterlin üzerinden de alışveriş yapma durumumuz oluyor. Durum haksızlığı yükseliyor. Ben bundan birkaç sene önce dolar 4 lirayı geçti falan diye şikayet ettiğim videolar artık arar oldum. Çünkü dolar onun da iki katına çıktı. Hatta yükselmeye de devam ediyor. Selam. Bugün 6 Ocak 2022 şu an itibariyle dolar 13'ten 14'e doğru yükseliyor ve daha da yükseleceği yönünde yorumlar hep. Bu işin ilmini yapan gerçek ekonomistlerin yorumlarına göre gerçekten dolar daha da yükselecek gibi duruyor. Ki çok büyük bir şoktan yani dolar 18'i falan gördü 2021'in sonuna doğru. Birazcık yumuşadı şu anda ama yukarıya doğru gidiyor. Özellikle zaten eski videolardaki dolar hakkındaki şikayetim ya da fiyatlar hakkındaki şikayetlerim üzerinden ya da bilgi verdiğim anların paylaşımlarını yapmaya çalıştım. Çünkü artık dolar çok yükseldi. Bu devirde ekipman almak çok zor cümlesi de birazcık manasını yitirmeye başladı. Sanki bu bizim kaderimizmiş gibi. E, sanki bu bir zorunlulukmuş gibi bir psikolojiye girdik. Hepimiz girmişizdir. Özellikle pandemiyle birlikte müzik sektörü, eğlence sektörü ve bu işin mutfağında çalışan insanların zaten ekstradan zorluk çekmesinin yanında bir de doların bu şekilde yükselmesi daha da can sıkıcı bir hal aldı. Birazcık moralinizi bozarak girmek istedim. Çünkü benim de moralim bozuk bu konudaki. Gerçekten beni Instagram'dan takip edenler daha iyi bilirler. Orada birazcık daha politik paylaşımlar da yapıyorum. Bu durumdan gerçekten şikayetçiyim. Bu durumun çözümü hakkında da fikir üretmeye çalışıyorum zaten orada. Böyle eski videolardan bugüne doğru bir geçiş yaptığımda doların yükselmesiyle senin de kilon artmış gibi şaka yapmayın. Bu şakayı ben kendime de çok sık yapıyorum. O dönem bir böyle benim fitnesslerim hep iyi oldu. Ben hep spor salonuna gitmeyi seven bir insanım. O dönem gerçekten diyetime de dikkat etmiştim. Böyle haftada 4-5 gün sahne yapıp fitnessla ilgilenen fit bir ufuk vardı o zamanlar. Zaman zaman bir gaza geliyorum böyle geri dönmekle ilgili. Hatta 2022 planlarım içerisinde bu da var. Bakalım zaman ne gösterecek. Evet yine aynı cümleyi kuracağım aslında. Doların durumuyla ekipman almak gerçekten çok zorlandı ama bu video hem bir rutin hem de bir yeni yıla başlarken planlarımdan bahsetmek istiyorum. Sizlerden gelen yorumlar üzerinden bazı şeyler çıkartmak istiyorum. Çünkü özellikle bu dolardan bahsettiğim videoların altında hatta şey gibi günlük güncelleme şeklinde bayağı dolarla ilgili yorum da geliyor. Ama yapabilecek bir şey yok. Eğer müzik üretmek istiyorsak asgari seviyede bazı ekipmanlara ihtiyacımız var. Bir yazılım kullanacak bir bilgisayara ya da en azından bir yazılımı stabil bir şekilde çalıştırabilecek bir cep telefonunda bir işletim sistemine ihtiyacımız var ve bazı ekipmanlara ihtiyacımız var. Dışarıdan ses kaydedeceksek bunu nasıl halledebiliriz? Nasıl bir yol bulabiliriz? sorusuna cevap vermeye çalıştığım ev stüdyosu kurma rehberini birazcık güncelledim. Ee, onu sizinle paylaşacağım. Onu nasıl elde edebileceğiniz hakkında bilgi vermek için kameranın karşısına geçtim aslında. Evet 2020 ve 2021 pandemi de sebebiyle de müzik sektöründe ulaşan, eğlence sektörüyle uğraşan insanlar için ve hatta bu benim gibi bu işin mutfağında uğraşan insanlar için oldukça zorlu geçti. Birçok sektör için öyle de ben bu sektörün içinde olduğum için bunu bu cümleyi kuruyorum. Çok zorlu geçti. Zaten ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Hem bir de üstüne dolar kurunun, döviz kurunun çok yükselmesi daha da can sıkıcı hale geldi. Aynı zamanda hani bu ekipmanı satın alan insan olarak sıkıntıya düştüğümüz gibi e, bu ürünleri ithal eden firmalar için de çok zor dönemler oldu. Hatta bu ürünleri üreten firmalar için de zor dönemler oldu. Özellikle ses kartı üretiminde e, çip sıkıntısından kaynaklı aslında 2021 çok fazla yeni ürünün ortaya çıktığı bir yıl olmadı. Böyle çılgın atılımlar görmedik yani 2021'de. O yüzden böyle aşırı bir güncelleme yapmadım aslına bakarsanız ev stüdyosu kurma rehberinde. Ama ufak tefek yenilikler var gerçekten. Hazır yeni yıla girmişken de yeni yılla ilgili bazı planlarımdan da bahsedeyim size. Ee, YouTube'a birazcık daha yüklenmek niyetim. 2020'nin başında da böyle çok güzel bir ritim yakalamıştık. Hatta abimle birlikte bir haftada 3-4 video paylaştığımız dönemler olmuştu. 2021'in de başında fena değildik. Ondan sonra birazcık yavaşlama oldu. Hem iş yoğunluğundan da kaynaklı hem de psikolojik olarak da etkilendim. Sanırım birazcık yavaşlattım kendimi. Çünkü bu iş benim çok yoğun aktif para kazandığım bir iş değil. Kameranın karşısına geçip bir şeyler anlatmak ya da ekipmanı incelemek. Bu evet insanlarla tanışmamı işim açısından prestijimi arttıran bir iş ama direkt olarak bana bir gelir olmadığı için bazen ikinci plana atabiliyor. Para kazanmak telaşı içerisinde bulunduğumuz anlarda. Ama onu birazcık daha 2022'de birazcık daha rahatlayacağımı düşündüğüm için onu birazcık daha kenara itip e, ciddi anlamda YouTube'a da yüklenmeyi istiyorum. O yüzden sizden de bir ricam var. Özellikle bu videonun altına e, neler hakkında video görmek istediğinizle ilgili yorumlar eklerseniz çok sevinirim. Artık benim hangi yazılımı kullandığımı, nasıl bir tarzımın olduğunu, nasıl bir anlatım tarzımın olduğunu, ne tüp ekipmanlardan hoşlandığımı bile sıkı takipçilerim biliyorlardır. Ona yönelik fikirlerinizi sunarsanız benim için de aydınlatıcı olur içerik bulmakta da zorluk çekmem. Kafamda çok fazla içerik var aslında. Şu anda içerik bulmakla ilgili bir sıkıntım yok ama en azından a bu benim hiç aklıma gelmemişti gibi bir şey de olabilir. Uyanış da olabilir benim için. Ee, daha önceki ev stüdyosu kurma rehberlerinde işte Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz ya da mail yoluyla bana ulaşın gibi bir talebim olmuştu. Bu sene öyle yapmayacağım. Aşağıya bir drive linki bırakacağım. Direkt oradan indirebilirsiniz zaten PDF'i. Sizi fazla uğraştırmak istemiyorum ama gerçekten bu kanalın takipçisiyseniz, bir şekilde rutin bir şekilde videolarımı izliyorsanız ve kanalıma hala abone olmadıysanız Sizden abone olmanızı rica edeceğim çünkü bu abone sayısı arttıkça da insan motive oluyor ve abone sayısı arttıkça daha çok insana ulaşma olasılığınız da birazcık artıyor. Instagram sayfasında da dediğim gibi birazcık politik söylemlerim de oluyor ama çoğunlukla ses kayıt teknolojileri üzerinden içerik üretiyorum Instagram'da da orayı takip etmiyorsanız oraya da beklerim sizi orada da bayağı insanla özel mesaj üzerinden iletişim kuruyoruz orası da bayağı aktif. Twitter ya da Facebook'ta çok aktif değilim ama. Facebook'tan bir şey yazarsanız dönmediğim için bana kızmayın lütfen. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan önce de e, bu gidişat hakkında söyleyebileceğim tek şey şu. Ben bu ülkeden gitmek istemiyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. E, o yüzden bu konuyla ilgili yapabileceğimiz tek şey demokratik bir ülkede yaşadığımız için oy kullanmak. Size de tavsiye edeceğim tek şey eğer oy kullanma yaşına geldiyseniz yak en yakın seçimde artık ne zaman olursa seçim oy kullanmanızı rica edeceğim. Nadizane. E, benim bir ricam bu sizden. Aynı zamanda da ee, ekonomi o kadar bir şey oldu ki ön sıraya geçti ki pandemiyi biraz unutur gibi olduk. Özellikle yeni varyant yüzünden vaka sayılarında da çok ciddi bir yükselme oldu. Eğer aşınızı olmadıysanız, konuyla ilgili bir tedirginliğiniz varsa lütfen aşınızı olun. Ee, ben de geçirdim geçen senenin başında. Ee, üçüncü dozumu da iki hafta önce yaptırdım. Bu tip konularda bilime güvenmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve bilimin gösterdiği yolda aşı ve lütfen aşınızı olun. Konunun çok dışında çıktığımın farkındayım ama e, bütün bu ee, ekonomik, sağlık, toplumsal, sosyal olayların hepsi aslında severek yaptığımız bir iş olduğu için bu psikolojimizi etkiliyor, iş verimliliğimizi etkiliyor, birbirimizle iletişimimizi etkiliyor. O açıdan bir şeylerin düzelmesini istiyorsak o düzelme yolunda bazı adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Lafı çok uzattıysam kusuruma bakmayın. Ee, dediğim gibi PDF'i aşağıdaki bir drive linkinden bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, hatta zile basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hali hazırda zaten videolarımı tamamladım. Kafamda bir paylaşma sırası var. O sıraya göre de zaten paylaşmaya başlayacağım. Daha sık karşılaşacağız yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.